kadımı şak diye. Poseidon Production. Seni çat diye, çat diye, çat diye, çat diye, çat diye çatlatacağım. Bana onu pat diye, pat diye, pat diye, pat diye patlatacağım. Benim ve güvenip, coşup eğlenip, konuma sevgili takacağım. Bodrum'a gidip, bikinimi giyip, maşin. Tokadımı şak diye. Dikkat dikkat, Tuğba Özay Show başlıyor. Yakışıklı mı yakışıklı, karizma o biçim, adam gibi adam. Karşınızda Mert Tuğberk Bora. O bir top model, o bir halk kahramanı, o bir sanatçı, o bir fenomen. Ve işte karşınızda Tuğba Özay. Tidon Production.
teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar Türkiye, iyi akşamlar Yerküre diyoruz. Ve yine her salı akşamı 22.30'da randevumuza sadık kalaraktan Kanal T ekranlarında Tuğba Özay Show'dayız. Sevgili partnerim Tuğberk Bora ile birlikte efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Çok görüşmeyeli. Teşekkür ederim, çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Harika. Aynen öyle. Öncelikle bu üçüncü programımız, hoş geldiniz. Üç, üç benim uğurlu rakamımdır. Kendi kendine alkışlıyor. Üç benim dediğim gibi uğurlu rakamımdır. Bu hafta üç ünlü konuğumuz var. Her hafta olduğu gibi. Aynen yine öyle. Üç ünlü konuğumuz var. O yüzden aslında üçüncü program olduğu için üç nokta adlı şarkımla başladık efendim. Üçü de birbirinden değerli isim. Üçü de aynı ailenin ferdi. Gerçekten bak bu ilginç olacak yalnız. Evet. Üç kişi, üçü de müzisyen, babadan oğula hatta geline, yani aile bu akşam programımızı şereflendiriyorlar. Kesinlikle. Efendim. Ve gerçekten de müziğe doyamayacağınız bir program olacak. Sohbete doyamayacağınız bir program olacak. Senin uğurlu rakamın 3. Aynen öyle. Bu akşam sabaha kadar eğlenmek isteyenler için programımızın tekrarı da gece saat 3'te. Ben de sandım sabaha kadar burada mıyız acaba? Korkma korkma, göndereceğim seni. Evet, programımız 3'te. Gece tekrar 3'te mi? O zaman bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları da 333 mü, abartmış mı olurum? Onu da abarttın galiba. 0212 alan koduyla. 3'le bozdum bu aralar kafayı. Numaramız ne? Evet efendim, eğer bizlere ulaşmak istiyorsanız 0212 alan koduyla 556-88-70 556-88-70 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi çayınız kahveniz hazır mı acaba? Ekran başındaki değerli turistlerimiz, canlarımız, çaylar kahveler hazırsa, çekirdekler çitlenmeye hazırlandıysa, pastalar, kurabiyeler yanınızdaysa artık ne gerekiyor? Konuklar gerekiyor değil aynen mi? Öyle. Dilersen önce ilk ikisini davet edelim diyorum. Peki. O bir müzisyen. Hepsi müzisyen de ama bunlar daha özel müzisyenler. Hepsi eğitimli, konservatuarlı. Aynı zamanda gitar çalıyorlar, keman çalıyorlar. Kimin oğlu olduğunu ve kimin gelini olduğunu en son söyleyelim bence. Şimdi karşınızda Derşan Doğan ve Ezgi Doğan geliyor. Hoş geldiniz Derşan'cığım. Ezgi'cim hemen sizi yerinize alalım. Allah'ım keman hazır. Gitar istersen sen mi çalacaksın? Burada. Bütün gitarlar. Hazır, hepsi hazır. O gitarı da baba mı çalıyor? Babam çalıyor. Vay, gerçekten müziğe doyamayacağınız bir program olacak yani. Ben çok çok heyecanlıyım. Benim çok sevdiğim bir büyüğüm. Sesi o kadar güzel ki yani ben onun sesini duyduğum zaman böyle bir... Gözlerim doluyor. Tüylerim diken diken oluyor yani. Gerçekten çok değişik bir sesi var. Ve yılların eskitemediği sanatçılardan biri. Çok beyefendi, çok karizmatik, çok halktan bir insan, çok güler yüzlü bir insan. O gerçekten yaşayan efsanelerden biri. Kan ve gülle belki de yıllardır... sadece bir şarkı bu kadar mı fenomen olabilir değil mi Tuğberk? Tek şarkıyla tarih yazmak bu gerçekten olsa gerek. Tek şarkıyla tarih yazdı ama tabii ki birbirinden değerli eserleri var. Kim geliyor? İskender Doğan! İskender abiciğim. Ortanıza gireyim. Seni ortamıza aldık. Hoş geldin, şeref verdin. Teşekkür ederim. Bugün İkisi bayağı uzunmuş bunlar. Şunun üzerine mi çıksan? İskender abi, bugün aile buradasınız. Evet. Gerçekten. Oğlum ve kızım benimle beraber. Çok, çok ilginç bir program i̇lginç. Olacak. Sizi doğru. Biraz sıkıştıracağız. Sıkıştırın. Gelin hanımla ilgili sıkıştıracağız. Çok güzel bir şey söyleyebilirim o konuda. Ha. Bundan yıllar önce, yani onlar birbirini tanımadan en az 10 yıl önce...
Biz kızımla aynı yerde ders veriyorduk. O keman dersi, ben gitar dersi veriyordum. Ve aramızda böyle tatlı bir dostluk başladı. Geldi yanıma, dedi ki sana baba diyebilir miyim? Size baba diyebilir evet. miyim? Aynen dedi öyle. Ve ilk önce evet. sizi tanıdı daha o zaman. Dersini tanımıyor. Değil mi İskender? Evet. İlk tabii. Biz ondan sonra baba kız olduk. Fakat aradan zaman geçti. Abi baktım tanışmışlar. Tesadüf. Yani tamam, nasıl olmuş? Tesadüf. Evet yani benim bir şey katkım yok. İnanılır gibi. Tanıyor muydun Dershan'ı, biliyor muydu? Hayır, bilmiyor. Yok. İskender Doğan'ın oğlu olarak hiçbir şey bilmiyordun. Sadece sonra size baba diyebilir miyim evet. dedin. Evet. İnanılır değiş gibi. O değiş. Gerçekten Allah'ın ne kadar güzel. Allah'ın mukadderatı ve çok güzel. Harika. O zaman İskender abicim hiç ara vermeden dilersen senin böyle güzel bir parçayla, yorumunla başlayalım. Ben şey istedim, Kaya Hanım'ı anmak için onun bir şarkısını söyleyeyim. Harika olur, evet. Altyapının üzerine canlı okuyacağım. Evet, zaten bizim sevgili üstadımızla, Kayahan abimizle ilgili az sonra bir BTR'mizde yayınlanacak ama... tabii ki onun eseriyle programı açıyor olman ayrı bir şeref gurur. Duyarım. Evet. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük bir değer, çok büyük, çok önemli bir ses, önemli bir yorumcu, önemli bir besteci. Türk pop müziğine yön veren isimlerden, ustalardan biri. Erol Büyükburç'tan sonra çok evet. kısa bir batı müziğinin bir dönem. Ve hatta biz hafif batı müziğinin neredeyse yok olduğunu zannettiğimiz bir dönemde birdenbire o şerefi geri alıp o şarkıda neydi bakayım? Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım deyip birdenbire bir yükleme ve bir evet. değişim. Onun üzerine de bugünkü gördüğümüz bütün genç kardeşlerimiz. Anıları yerde. Işık olsun hepimize. Rahmetli savcımız da aynı şekilde, onu da analım buradan. Evet. Nur içinde yatsınlar. Evet yani ülke olarak tabii ki. Çok kötü günlerden evet. geçiyoruz. Evet. Savcı bizi... Hani bayağı üzdü, bayağı yıkıldık. Allah gani gani rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Amin. Hepsine. Tüm kaybettiklerimizin. Tabii. Şimdi o zaman İskender abicim. Hemen mikrofonumu kapıyorum. Evet. O muhteşem... Siz ikiniz de herhalde oturur musunuz? Yorumuna... Yeter iki uzun boydan çektiğim.
öldürdün, yadı yadı üstüme hatıralar. Sabah oldu gözlerim mavilim, uyan artık sevgili sahibim. Seni sevdim, sen bana düşman mısın? Ah mavilim, aşk yoluna sahilim. Eşim yok cihanda, aşığım ben sana. Hiç unutma, arada bir hatırla eski günlerimizi ya. Sevgilim, beni sakın unutma. Hiç unutma, arada bir hatırla eski günlerimizi ya. Sevgilim, beni sakın unutma. Gözlerim mavilim, sevgili sahibim. Seni sevdim, sen bana düşman mısın? Hiç unutma, arada bir hatırla eski günlerimizi ya. Sevgilim, beni sakın unutma. Hiç unutma, arada bir hatırla eski günlerimizi ya. Sevgilim, beni sakın unutma. Hiç unutma, arada bir hatırla eski günlerimizi ya. Ah Dayancığım, varlığın bize şeref verdi. O yaşadığın dönemden göğe yükseldiğin güne kadar geçirmiş olduğun o güzel günler ülkemize büyük bir hizmet vererek geçti. Bunu arkandan kardeşin olarak, bir müzisyen olarak, bir konservatuvar mezunu bir insan olarak söylemekten şeref diyorum. Ve senin Allah'ın yanında bir ışık olarak yaşayacağına inanıyorum. Ve halkımıza vermiş olduğun bu güzel eserlerden dolayı sana, bütün hepimiz adına, bütün sanat dünyası adına teşekkür ediyorum. Nur içinde yaptık yani. Hoş geldin tekrardan. Ne kadar güzel söyledin gerçekten. Ağzınıza sağlık. Ustayla ilgili. Şimdi o kadar güzel. Çok çok güzel. Gerçekten onun anıları. Tüm sevenlerine, tüm halkımıza, onun müziğini sevenlere, onun yolunda ilerlemek isteyenlere gerçekten bir ışık. Yani sanatçı bu dünyadan göçüp gittiği zaman onun ne yaptığını bir düşünmek gerekiyor. Aşklarımızda yaşanan Türkiye'deki bütün aşklarda varız. Türkiye'de yaşanan bütün yalnızlıklarda varız. Eğlence dünyasına gittikleri zaman orada varız. Çok mutlu bir anında, evlendiklerinde, nişanlandıklarında varız. Ayrıldıklarında, hüzünlendiklerinde. Biz insanlarımızı bir zaman terk etmedik. Hep onlarla beraber olduk ama onlar bunun farkında değiller. Ve bir sanatçıyı uğurlarken hakikaten yani bundan sonrakiler için söylüyorum. Yerinden oynaması lazım Türkiye'nin. Çünkü Allah çok özel olarak bu insanları dünyaya getirmiş. Bu insanlık için bir lütuftur bence. Olmayan bir şeyi, yok olan bir şeyi yoktan var etmek. Bak dünyaya geldik, Türkçeyi konuşuyorlardı. Dünyaya geldik, elektrik bulunmuş, arabalar bulunmuş. Ama bir beste bulunmamış. O geliyor ve olmayan bir şeyi insanlığa ikram ediyor. Evet. Bu bir icat gibi. Ama kalplere hitap eden bir icat. O açıdan ben çok önemsiyorum ve verilen değerin hakikaten böyle dağları taşları inletecek ölçüde olsun istiyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Örneğin Müzeyyen Senar. Yani Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biriydi ve
Cumhuriyet tarihin ilk sanatçılarından da Atatürk'ün dinlediği, severek dinlediği bir ve nasıl bir söyleme tarzı? Yorumcuydu, nasıl usta bir yorum? Müzisyendi. Şimdi evet. Müzeyyen Senar örneğin huzur evinde vefat etti. Evet. Birçok sanatçımıza bakıyoruz maalesef ki huzur evlerinde kendi hayatlarına böyle sanki bir kenara köşeye çekilmişti. Sanki bir yalnızlıklarıyla bırakıp gidiyorlar. Ben de onu söylemek istiyorum. Ne güzel bir konuya girdiniz. Öldükten sonra değil de sizin gibi üstadları ya gerçekten yaşarken değerini bilinmesi gerekiyor. Yani ben mesela isim vermeyeceğim. Bazı kurumların yani halkla iletişim kuran ondan sonra medya kurumlarının özellikle depoladıklarını ya sen benim arkadaşımın ölmesini niye bekliyorsun? Sen bu yayına onun hasta olduğunu hastaneye yatmadan evvel başla. Belki onu hayata moral bağlar. Olur. Bir de moral ona, olur. Tabii moral olur. O senin temas ettiğin durumda çok önemli bir durumdur. Ben sanatçı dostlarımızın, büyüklerimizin, kardeşlerimizin hiçbir zaman hani çok fazla para harcayıp yaşlandığı günlerini düşünmeyen insanlar olduğuna inanmıyorum. Öyle bir enteresan bir şey ki bu. Devir böyle değişiyor. Devir zaten gittikçe yozlaşıyor ve basitleşiyor. Ve böyle derinliği olan, vicdana ve yüreğe hitap eden bütün o güzellikler artık peşinden gidilmez oluyor. Aşklar basitleşiyor. Arkadaşlıklar basitleşiyor. Herkes yanındakine su içer gibi kanka diyor. Evet. Yani biz eskiden küçükken kanka dediğimiz insanla sırt sırta verdiğimiz zaman mücadele ederdik. Birlikte ölüme giderdik. Ya. Bir Allah korusun bir kavga olduğu zaman bir bakardım ki kankam yanımda. Yani takım olur. Artı biz böyle elimizi keserdik, elli keserdik, kan kardeşi olurduk. Yani bu işin çok zarif, çok yürekli ve hakikaten bağ olarak kuvvetli bir şekli vardı. Bunların hepsi böyle çiğneyip de attığın sakız gibi. Çiniyor değil mi? Evet. Hatta İskender abi ben şöyle düşünüyorum. Şarkılarda eski tadı yok gibi geliyor bana. Yok, yani tabii. O sizin eserlerinizde yazdıklarınız gibi o duygular çok yani böyle çok hızlı bir tüketim var. Bu duygularımızda da maalesef böyle, ilişkilerimizde böyle, yaşamımızın her anında, her alanında böyle. Şarkılarımızda, türkülerimizde, söylemlerimizde de böyle. Peki gençler de burada. Ne yapmak lazım? Yiyecekler bakalım. He? Hadi şimdi. Şimdi cevap ver. Şey gibi Cem Yılmaz gibi yaptım. Abi bu akşam hadi. Bize bir ceza gelir. Yok gelmez ya. Ayrıcık oturuyor gibi olduk böyle. Şimdi o kadar sıcak ki burası. Yani bu dizayndan tutun da sizin şu anki davranışlarınız. Yani ev ortamındayız sıcak, zaten. Ev ortamında olduğumuz için. Onlar da yani sıcak karşılamışlardır. Ama şöyle bir durum var. Evet, Derşan konuyu açıyor. Babayı kurtardım. Ben onu çok kurtardım. O kadar güzel söyledi ki. Babam olduğu ortamlarda ben genelde dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü çok güzel cümleyi toparlayıp düşünceleri çok güzel anlatabiliyor. Tamamıyla katılıyorum kendisine. Bu Facebook aslında şey vermemek lazım. Sosyal medya olarak işin içine girersek oradan tutun da çok hızlı bir ilerleme var. Bizi biz yapan şey bence sevgi. Birbirimizi sevmeyle ilgili eksiklikler olduğunu hissediyorum. Ben yani kendi tespitlerim bu. Çok hızlı yaşanıyor her şey. Dolayısıyla bu şeye de yansımıyor tabii ki. Besteye de yansımıyor. Yani, beste yapıyor musun? Yapıyorum. Hatta... Nelerden etkileniyorsun? Nelerden etkileniyorum? Bir şey yazarken. Örneğin programın girişinde söylediğim şarkı da bana aitti. Çok güzel. 3 nokta. Örneğin ben onu noktalama işaretlerinden esinlenerek bir gün bir sabah daha doğrusu uyandım. Sabah 6 mı 7 mi ne çiftlikteydim Antalya'da. Ondan sonra bir anda böyle bir şiir geldi.
yazdım, çizdim derken 3 nokta işte az önceki eser. Onun ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Ama. Evet, çok güzel. Değişik. Çok evet. Teşekkür ederim. Onun yani, da 30 tane yakın bestesi var. Harika. Ya işte bu apayrı bir yetenek zaten. Ama çok zaten. Güzel beste. İşte o ilhamı nereden alıyorsun? Her şeyden olabilir. Yani o bir birikim. Eşinden? Eşim zaten onunla ilgili var. Var söyleyeceğim. Bu arada değerli izleyicilerimiz bilmeyenler olabilir. İskender Doğan ve oğlu, müzisyen oğlu Derşan Doğan ve müzisyen oğlunun müzisyen eşi keman virtüözü sevgili Ezgi Doğan. Bugün bir aileyi konuk ediyoruz. İskender abi başka yok muydu gelecek olan? Annemin işi varmış. Albümlü biziz. Müzisyen biziz yani. Peki üçünüz bir projede yer alacak mısınız? Alacağız. Ya da İstiyoruz. Ne yapıyorsun? Tabii. Bir albüm hazırlığı. Çok çıktık sahneye beraber. Hatta şeyde isim vermeden söylüyorum. Bir mekanda. Beyoğlu'nda bir mekanda çıktık. Orkestrayla birlikte çıktık. Çok da güzeldi. Rahmetli Erol Büyükbaş da abimiz oraya gelmiş, bizi izlemişti. Harika. Onu da sahneye davet ettik. Ya şimdi böyle aile var ya karşımda, sormak istediğim bir sürü şey var aslında. Aynen öyle. Sürekli berabersiniz yani. Aynı evde mi kalıyorsunuz? Yok, onlar ayrı evde oturuyorlar, ben ayrı evdeyim. Peki aynı evde kalır mıydınız? Kalırdım tabii ki. Zaten gidiyoruz kalmaya. Yani ama şimdi sıkıldı. Kayınpeder çekilir mi falan. Biz çok eğleniyoruz ama. Yok, biz arkadaş gibiyiz. Çok güzel babamla. Şimdi şöyle bir olay var. Bilmeden aile büyükleri evlatlarına kötülük yapabiliyorlar. Bilmeden ne yapıyorlar? İşte otorite, kendine benzetmeye çalışıyor. Bizim bir öğrendiğimiz bir şey var, ilke var. Biz öğrencilerimizi de kendisi olmaya yöneltiyoruz. Evet. Başkası olma, kendin ol. Prensibimiz bu olduğu için mesela oğlumun çok güzel bir protestosu vardı. Benim böyle daha aydınlanmadığım, daha karanlık düşünceler içerisinde. Dur sıkıştırınca söyle onları. Hepsini söylüyorsun. Bir dönemde eve bir geldim. Evde yüzlerce kağıt yapışmış, duvarlar yapıştırmış. Allah. Ben onu nerede dinlemediysem, nerede es geçtiysem, ondan sonra nerede onu ertelediysem hepsini yazıp duvarlara yapıştırmış. Onları topladım. O kadar içine yer etmiş tabii. Ama. Evet Tuğberk Bey. Evet. Ben de bir iki tane yazdım. Sen de? Geçen hafta vallahi yazdım senin için. Ne yazdın? Bir iki bir şey yazdım. Bana mı yazdın? Evet. Bak şimdi. O zaman ilginç bir bilgi vereyim ben. Ahtapotların da 3 kalbi vardır. Ama yine de seni benim kadar sevemezler tabii. Güzeldi. Evet. Ben şeyi soracaktım. Hani sen de sonuçta iki kardeşsin, evet. Ve ikiniz de erkeksiniz. İşte bu baba oğul ilişki mesela, ben kız evladı olarak bir de evin tek çocuğuyum. Babaya çok aşık bir kızımdır ben. Yani çok babacıyım ve hani benim için o dünyanın merkezi. Babanla 82'de tanıştım. Şimdi onu da söyleyecektim. Babamla bugün konuşurken konudan konuya atlıyoruz gerçi ama dedi ki biz bir gün Körfez 76 Moda'da evet. Sahilinde amcamla, Allah rahmet eylesin, evet. Atilla amcamla oturuyorlarmış, evet. Arkadaş grubu. Bir gruptu, uzun bir masaydı. Masa örtüsünü bile hatırlıyorum, rengini beyaz. Ondan sonra bayağı ihracatlar yaptım. Hatta babamı kırmamışsın, kan ve gülü söylemişsin. Vallahi kan ve gül ehliyet alırken de söyledim. Ben de söyledim. Sen de ehliyet alırken. Ve heyecandan aranamelerini de yaptım. Kan ve gül, gülledikken sevgi... Adam arabayı çalıştırdı, ondan sonra dedi ki ya sen bu besteyi yaptığına göre mutlaka bu arabayı da çok iyi kullanırsın dedi. Ondan sonra geldim, imzalı aldım. Şahane. Ama ne biçim, ne biçim Allah hazırlanmıştım. Allah. Ha bu babadan oğla evliyet alıyor. Babamın çok iyi bir arkadaşı, çok da sevdiğimiz bir abimiz, Hulusi abimiz. Denk geldi. Yanında da bir bayan, o da şeyleri tutuyordu, puanları, bayan hoca. Ondan sonra Hulusi abi dedi ki İskender Doğan'ın oğlu. Ben de bu arada işte vitesi bir alıp falan şey yapmaya çalışıyorum. Bir kahve gül söyle bakalım o zaman dedi. Öyle biz de kahve gül söylerken park ettik falan. Siz nasıl aldınız hanımefendi ehliyeti? Ben gayet sıradan bir şekilde. Gülmemiş. Kahve gülsüz almış.
Peki. Ne yapacağız biliyor musun? O benim bestemi söyleyecek, ben onun bestesini söyleyeceğim. Şimdi mi? Evet. Hemen şu dakikada. Yani evet, bak gitar yanımda. Kan ve gül ne olacak? Kan ve gül zaten söyleriz. Bir kan ve gül yapsak ama ya. Onu mu yapalım? Peki. Tamam, bir kan ve gül yapsak madem. Efendim, telefonlarımız varmış. Fakat şarkıdan sonra alacağız lütfen. Bekleteceğiz biraz, çok özür diliyoruz. Tübislerimizden, bu arada da kan ve gülü yeniden yaptım. İkinci kez yayınlanıyor ve senin programında yayınlanıyor. Ciddi misin? Evet. Geçen sene bana dinlettiğin hani yazın. Evet, evet. Nihayet. O, nihayet. Muhteşem olmuştu. Bakalım. Hadi bakalım kan ve gül gelsin. Özellikle babam için gelsin. Baş tacı. Teşekkürler. Sen birbirine dönük sırt, sen ve ben. Kan ve gül, gülle diken sevgimle sen.
Şahaneydi. Çok güzel bir düzenleme. Çok 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 güzel bir düzenleme oldu. Ki olmuş. Kim yaptı? Bahadır Tatlıöz. Çok çok. Biz oğlumla aynı plak şirketindeyiz. Üç adım. Üç adımdasınız. Harika. Birlikte... Ah bak bu da üç adım. Üç adım, üç nokta, üç konuk, üç, üçüncü üçte abza. Bir iş var. Üç, evet, bir üçte bir şey var. Allah'ın hakkı başkası. Üçünde evlendiniz. Harika. Üçünde doğdum. Lütfen üçle alakası olmayanlar burayı boşalsın. Babam o gün işte yıllar milattan önce yani 1982, İskender abi. Evet. senden bu şarkıyı rica etmiş. Masada da seslendirmişsin. Söyledim evet. Şimdi eminim ki böyle zaman zaman bu tip şeylerle karşılaşıyorsundur. İşte abi diyorlardır hani gittiğin bir yerde ya işte bize şu şarkıyı söylesene falan. Böyle rahatsız oluyor musun? Şimdi benim bir arkadaşım var gece saat 3. Gece saat 3 o da 3. Telefon ondan sonra o da 3 bak. Alo diyor içmiş. İskender abi senden rica etsem bir bukle kan ve gül. Ben de uyuyorum. Bir gözüm açık bir gözüm kapalı. Ondan sonra kırmadım hatırını iyi ki yapmışım. Aldım kan ve gülüsü. Bir alkış sen gazinodaymış. Telefonu mikrofona dayamış. Aa. Onun için ben nöbetçi kan ve gülçüyüm. Her zaman söyleyebilirim. Bir de edebimi de iyi ki bozmamışım. Yani gecenin saat evet. içinde aranır mı oğlum da dememişim. Söylüyorum. Bunu da aynı şeyi yaptık. Uyuyordu Antalya'da. Biz de televizyon programındayız. Bana sormadan onun telefonunu bulup bağlamışlar. Bu da hem uyuyor hem de elinde telefon. Herhalde babam şaka mı yapıyor? Nedir diye. Allah'tan o da bizi bozmadı. Yavrum sabah uyanır uyanmaz kan ve gülü söyledi. Ne kan ve gülmüş evet. ya. Kaç? 1976. 76 ben daha yoktum bile yani. Tabii sen C vitamini. Portakalda vitamini. 76'dan bu yana. Evet. Yalnız tabii ondan sonra da birçok çalışmalarınız oldu çok. Ama. Yani bir şarkının bu kadar fenomen olması yani kaç kuşak bu şarkıyı bak demin dikkat ettim. Benimle beraber burada, söyledi. Burada yine aile evet. olanlar evet. var mesela annesi işte evet. kızı evet. Gelini falan onlar da öyle gelmişler. Hepsi böyle üç kuşakta söylüyor şarkıyı. Madem o ailece geldiler hani yalancı dolmalar? börek yaptı getirdi merak etme. Böreklerimiz var tamam. Gerçekten tek bir şarkıyla nasıl şimdi, bu kadar uzun yıllar? Ben şuna inanıyorum. Ben hayatım boyunca Allah'a aşık biriyim. Ve tasavvufla da ilgileniyorsun. Hepsiyle ilgilendim. Abi. Yani ona giden ne kadar yol varsa hepsine ilgileniyorum. Aşık Veysel ve Ruhi Su hayranlığın da var. Tabii. Ve böyle düşündüğüm için bilmeden o ortama giriyorsun. Yani... o güzel varlığın olduğu ortama biraz böyle dokunuyorsun ve oradan bir şeyler geliyor. İşte altına da yazıyorsun İskender Doğan diye. Oradan yanlış bir şey gelmiyor. Doğru şeyler geliyor. İşte sanatçının yapabildiği olay bu. Yani bilmeden veya bilerek o alana giriyorsun ve oradan beslenip bir kudret geliyor insana ve o kudret o günkü kültürünle, dil yapınla, dil yapın derken yani neler koymuşsun beynine, onlarla birlikte yoğrularak en iyi ne olabilirse o ortaya çıkıyor. Tabii bunu zaman ilerledikçe anlayabildim. Çünkü bazı ablalarım ve abilerim çalıştığım ortamlarda bana bu konuyla ilgili mesajlar veriyordu. İşte diyordu kan ve gün bütün evrende çınlıyor. Anlamıyordum ne dediklerini. Bu arada neden kan ve gül? Kan ve gül iki zıt insanı anlatıyor. Hatta sözlerinde vardır ya birbirine dönük sırt. Şimdi biz kızımla sırt sırta versek işte olduğu gibi o tarafa bakıyor. Ben bu tarafa bakıyorum. Yani bu kadar tezat olan iki kişinin birbirini sevdiği zaman ortaya ne çıkarının adı kan ve gül. Gülün dikeni kanatabilirdi ama. Tabii. Yani bir de buna çok üzülüyorum ya. Şimdi ortaokulda lisede başlıyor aşklar. Hiçbir donanım yok. Aşkın hiçbir suçu yok. Bütün iş... O bütünün içerisinden kendi menfaatine uygun olarak bu beynin içerisine almış olduğun ve kendini o zannettiğin fakat vücudunu yöneten ondan sonra o bilgilerle yaşamış olduğun aşklar tabii ki yanlış gidecek. Tabii ki çarpışan otomobiller gibi olacak. Tabii ki kırgınlıklar olacak. Karşı cinslere küsmeler olacak. Ama insan biraz donanımlı olsa, aşka öyle yelken açmış olsa... Elini tutarsın, ilk elini tuttuğu için aşık olur. Bir Buse ilk öpüldüğü için aşık olur.
Yani bütün bunları aştıktan sonraki aşkı ben aşk olarak tanımlayabilirim. Bakalım Derşan'la Ezgi ne düşünüyor bu aşk konusunda? Ezgi ne diyecek acaba? Nasıl atıyoruz birbirimize pas? Şimdi sevgili izleyiciler... Ben bu arada tansiyonuna bakayım Ezgi'nin. Laf geldiği zaman hemen titremeye başladı. Şimdi onu söyleyecektim. Program öncesi kuliste Ezgi diyor ki ne olur bana bir şey sormayın. Derşan diyor ki bana da bir şey sormayın. İskender abiyle artık diyoruz ki Tuğberk de zaten ayrı bir heyecan yaşıyor. Herkes de bir heyecan var. Biz en sonunda İskender abi artık sen konuşuyorsun. Ben sorarım. Bu hale geldik. Sonra ama... çaktırma onun üzerine de biraz gidelim. Bence de evet. Aslında onun üstüne zaten gitmek istiyorum. Yani sakaldan renginin kızarıklığı görünmüyor ama şuralar belli yani kızarıklığı. Bir de hasta tabii o da. Biz evet. Gerçi yaklaşık 3 haftadır falan. Kim hastasın yavrum? Çok öksürüyorum. Bu hastası abi. Öksürük de geliyorum demiyor. Öyle evet, bir şey olursa yani. Şimdiden affola. Gerçekten 3 hafta, bak onda da 3 hafta, 3 haftadır gülümle boğuşuyoruz. Evet. Yalnız bir dakika, konuyu lütfen saptırmayalım yani. Ezgi ile Derşan'ın aşkına yani düşünesin diye gelmek bak, istiyorum. Neler yaptık. Farkındayım babacığım, önemli evet. Olan nasıl Derşan'ın... Nasıl aşık oldun? Ezgi. Söyle. Bir anlıyor musun? Evet. İlk görüşte mi aşık oldun? Evet. Sana yemin ederim her şey ilk evet. Görüşte olur. Peki ilk telefonumuzu alalım mı o zaman? Sonra alalım. Sıkıştırmaya devam edeceğim. Siz çalışın biraz dersinize. Lütfen evdeki üçüncü telefonu kullansın. Arayan. Peki. Alo. Alo. Alo, hoş geldiniz programımıza. Buyurun. Ay 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 ay. Muammer Ketenci arıyor bizi. Türkiye'nin, dünyanın, Orta Doğu'nun, Balkanların en tatlı moda tasarımcısı. Benim canım dostum Mumiciğim. Hoş geldin, şeref verdin programımıza. Hoş bulduk bir tanem. Canım hayırlı uğurlu olsun. Çok beğendim. Çok teşekkürler. Ama esasında 3 programdır inat ediyorum ben aramamak için böyle. Bugün orada... Türkiye'deki nasıl söyleyeyim sanatçı demeyeceğim artık baba abi benim gönlümü kazanmış ben herhalde onun gönlünde onun gönlünde ben de kazandım. Pırlantasın pırlanta. Canım abim ellerinden öpüyorum. Sen bu Türkiye'de gerçekten söylüyorum yani sanatçı gözünden bakmıyorum ben sana. Demin de hani Allah'la alakalı konuşma ve görüşleriniz de vardı ya. Evet. Diyorum yani bu kelebek kalpli insanda ne var böyle diyordum ben senelerdir. Ben bu kelebek kalbi de size izah edeyim. Allah herkese bu kalbi nasip etmiyor. Çünkü kelebek kalpli insanlar hakikaten hassas olur. Kelebeğin nasıl kanadını elinizi sürdüğünüz zaman üzerinin deteni gider, ona hassas davranırsınız. Ben buradan oğlunuza ve gelininize bunu gerçekten nasihat mı derler? Hani bunu tembihlemek istiyorum. Hep siz Allah uzun ömürler versin yaşadığınız sürece size aynen. O kelebek kalpli olarak davransınlar. Ve etrafınızdakileri de öyle şeyli yapsınlar. Nasıl söyleyeyim ikaz etsinler üsluplarından. Çünkü siz buna değer bir babasınız, değer bir sanatçısınız. Ellerinizden öpüyorum. Teşekkür ederim. Bugün gerçekten söylüyorum. Siz oradasınız diye aradım. Yoksa Tuğba'yı aramayacaktım. Ağlar ama çünkü şimdi. Çünkü bir senedir Nişantaşı'na uğramıyor. Mumi. Camın önünden geçerken telefon açıyor. Mumi cama koş, cama koş diye ben koşuyorum. Ağzına bir parmak bal çalıyor. Arabayadan kaçıyor. Şimdi... Bak sana yemin ediyorum ne zamandır aklımdasın Mumi'cim. Muammer Ketenci'ye de Mumi diyen herhalde bir ben varımdır zaten. Biz, ya, evet evet. Mumi'cimle o kadar ya, çok seviyorum gerçekten. Bizim onunla çok güzel anılarımız var. Çok güzel organizasyonlar yapıyor. Muammer Ketenci örneğin ilk medeniyetler defilesini yapan. Ben birçok defilesine katıldım. Evet biliyorum. Evet. Hatta o defilelerde üç dinlerin kardeşliği yani halkların kardeşliği esasında. Başta. Barışı, dostluğu simgeleyen çok evet. Önemli etkinliklere imza attı. Hatta hep başlangıçta Mevlevi başlar. Evet. O semazenleri hiç unutmam.
Onlarla başlar. Evet, çok çok canım güzel abi, etkinlikler gerçekleşiyor. Hiç yalnız bırakmadın beni. Baş tacımsın. Hep yanımdaydınız. Baş siz de baş tacımsınız. Ve o yaratıcı zeka. Ben! Ay kıskandı. Ay bu kadın işte böyle ya. Beni öldürüyor. Neyse hadi sen de baş tacısın diyeyim bak, abi. Bak sen var ya. Sen çıkaracaksın orada şimdi. Sen yanın. Yarın Nişantaşı'nda ofisini basıyorum. Benim şalvarlarım hazır mı şalvarlarım? Bütün şalvarların hazır Allah'ım ya. Yoksa ben onları Elazığ'ına göndereceğim vallahi. Muammer'le bizim bir kimsenin bilmediği bir şeyimiz vardır. Nasıl söyleyeyim? Alışkanlığımız. Çok sevdiğimiz bir oyun vardır daha doğrusu. Evet. Böyle maaile yine toplanırız evde. Muammer'in evinde pastalar, börekler, çörekler yapılır. Gerçi biraz cimridir, o yüzden biz kendimiz götürüyoruz. Aha, bir gün pasta getirdiğini bilmem bütün Türkiye duydu. Yemin ederim. Telefon açar. Pastalardan bir tane yiyemeyiz. Ben burada hepsini söylüyorum. Gideriz sessiz film oynarız saatlerce. Yani gerçekten çocuk ruhludur. Muammer Ketenci her ne kadar 100 yaşında da olsa çocuk ruhludur. Şaka bir yana seni çok seviyorum ve en yakın zamanda Tuğberk Bey'i de ben de programımızda sizi ağırlamak istiyoruz Muammer Bey. Dostluğumuz... Tuğberk Bey'i de buradan gerçekten tebrik ediyorum. Çok böyle teşekkür ederim. Türkiye'nin, çok sağ olun. Türkiye'nin gerçekten parlayan yıldızı, benim için ve Türkiye için değerli birinden böyle bir programı paylaşması sizin için gurur verici, bizim için de öyle oldu. Çok teşekkürler. Çok beğeniyorum. Ekranınıza çok yakışıyorsunuz. Allah inşallah sezonluk olmasın. Bunu devamlı götürün. Başarılarınızın devamını diliyorum. Feroma da çok selamlar. Ha, Fero'ya söylerim tabii. Teşekkür ederiz. Abimin ellerinden öpüyorum. Canımsın. Abicim. Teşekkür. Ne isteğim varsa telefonum var. Lütfen baş beni tacı ara. Baş tacı bir tane. Canımsınız benim. Sizleri çok eyvallah seviyorum. Biz de sizi çok seviyoruz. Eyvallah. Çok aradığınız teşekkürler için çok Muammer Ketenci. İyi akşamlar. Muammer Ketenci dedik. Gerçekten çok değerli bir moda tasarımcısı. Muammer'i ben çok seviyorum. Çok. O kelebek kalpler dedi. O kadar hoşuma gitti ki evet, o kelebek kalpler. Kelebeğin kanadına dokunduğun an hemen orada pudra gibi birçok kanatta bulunan şeyler dökülürler ve zarar vermiş olursun. Ha, sen bize hemen ilginç bilgiler, yani bizim rolümüzü çaldın. Estağfurullah. İlginç bilgi verdin bize. Demin Tuğberk'in de dediği gibi. Neydi bir tanesi? O üç ahtapotun üç kalbi varmış. Evet. Ama hiçbir senin kadar sevemez ha. Aynen. O güzel. Peki o zaman ben de hemen bir tane ilginç bilgi vereyim. Örneğin Avustralya'da yılan yiyen dev örümcekler varmış. Biliyor muydunuz? Bunu bilmiyordum. Bilmiyordum. Küçük yılanlardır. Örneğin bak geri dönüşüm, ben geri dönüşüm olayını da çok seviyorum. Gerçi Türkiye yavaş yavaş bu konuyla ilgili yeni bilinçleniyor ama Pekin metrosunda plastik şişe ile jeton alabiliyormuşsunuz. Bu da geri dönüşüm için süper bir uygulamaymış. Çok hoş, bunu Türkiye'de yapalım hemen. Keşke olsun. Evet. Tabii. Evet, buradan yetkililere duyurulur efendim. Pekin metrosunda plastik şişe ile jeton alabiliyorsunuz. Geri dönüşüm için süper uygulama. Hem su içmeye de teşvik edilir insanlar. Evet. Çünkü 2 litre, 2,5 litre su içilmesi gerekiyor. Evet. Vücudun %80'i su. Unutuyoruz su içmeyi derken hadi buyurun. Evet ya, vay deminden beri ben de yalnız bu kadar herkes aynı anda bizim 80 trilyon hücre besleniyor suyla. Peki sarılmanın ağrı kesicilere benzer nörolojik tepkileri tetiklediğini biliyor muydun? O bir de sarılın bari. O yüzden sen sarılınca evet, ağrım geçiyor diyorum. Kesinlikle Ezgi. Bak ben buna inanıyorum. Ben böyle bir sımsıkı sevdiğin insan, annen, baban, aşkın, ne bileyim veya bir sevdiğin sarıldığı zaman efendim yine sesimizi bir hayır, sesimizi şey gibi, bir kontrol eskiden edelim. Şeyli ocaklar vardı pompalı. Mıstık yapardın böyle çakardın. Aynen o sesi evet, çıkartıyor. Evet aynen o ses geliyor şu anda. İnşallah kapanacak o ses değil mi efendim? Evet. Şimdi dediğimiz gibi aslında. Sarılmak gerçekten evet, çok faydalı. Böyle bir ağrı kesici özelliği olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Eşin sana sarıldığında ne hissediyorsun? Sen sarılmadığında da çünkü onlar hep sarmaş dolmaşlar. Evet. Ya. Evet. Yani biz birbirimize iyi geldiğimizi düşünüyoruz. Çünkü
başımız ağrıdığında veya herhangi bir yerimizde öyle geçici bir ağrı olduğunda... Çok özür diliyoruz efendim. Geçici bir arıza verdik. Sevgi vereceğim. Bir daha olmasın lütfen bu arızalar. Teysatçı şey, teysatı sarıldı. O zaman sevelim. Dediğiniz gibi yani o ağrının geçtiğini hissediyorum. Aynı şekilde Ezgi de aynısını söylüyor. Şifalı elleri diyorum ben ona. Ama o da bana aynısını söylüyor. İnsanlarda şifa verebilme yeteneği var. Enerjileri daha farklıdır. R2'ye inanıyor musun? Örneğin R2 tedavileri falan uygulanıyor. İnanıyorum. Ayrıca da bilimsel, yani aslında bilimsel olarak da bir nebze kanıtlandığını da biliyorum. Evet, ben uyguladım açıkçası. Evet. Gerçekten de faydasını gördüm. Yani o biyoenerji... Çakra açma mı? Evet, çakraların açılması, o enerjiyle tedavi falan. Ben faydasını görenlerden olduğum için açık yüreklilikle söyleyebilirim yani faydalı olduğunu. İşte o enerji birbirimize sarıldığımız zaman verdiğimiz enerjinin neredeyse hani tam olarak bilimsel olarak söyleyemiyorum ama o enerji olduğunu inanıyorum. Yani... Herkesin de pozitif olarak böyle birbirine yaydığı zaman da tadından yenmeyecek bir durum oluyor. Dürüst ol. Ezgi için hiç gözyaşı döktün mü? Erkekler ağlar mı? Ağlar. Erkekler ne ağlar. Ne için ağlar? Erkekler eğer birini çok seviyorsa, gerçekten hakikaten canından çok seviyorsa onun için ağlar. Ağlamam dediklerine bakmayın yani. Ağlamam. Gizli bir köşede ağlamam. Ama ben seni hiç ağlatmadım ki. O zaman Derşan artık sizden bir parça gelsin. Bir parça. Evet. Ama belki canlı... Jantiyi söylersin belki. O zaman şöyle olur. İsterseniz bir canlı Ezgi'ye yaptığım bir besteyi söyleyeyim. Ha onu canlı tabii. Evet lütfen. Yani bu sohbetimizde ne? Nikahımızdaki. Şöyle ben de bir kurulayım. Nikahımızda. Bir baba olarak evet. Şöyle bir gururlandı gurur İskender duyayım. Abi. Evet mikrofonumuz. Bu arada o takıncaya kadar hazırlanıncaya kadar bir şey söylemek istiyorum. İnsan evrenin meyvasıdır. O açıdan bütün evrenin makrokozmosun mikrokozmos olarak üzerindeki bütün özellikler o minicik insanda toplanmıştır. Tanrı da bu insanın içindedir. Ve zannediyor musun ki o vücut sana ait? Kalbine hükmedemezsin. Al yuvarlarını, ak yuvarlarını hükmedemezsin. Hiçbir şeyine dokunamazsın. O kendi kendine vardır. Evet. Kendi kendini var eder. Bu teyp gibidir. Doğduktan sonra oraya aldıklarında kendi ismini oluşturmuştun. Ama eğer sahibine geri dönersen, rücu edersen, ondan sonra onunla birleşmiş olursun. O zaman insanlara bir nimet olursun. Her şey o güzel yüzün, cemal olur yüzün. Sana gelirler, senden beslenirler, ruhlarını seninle güzelleştirirler. Bunu başarmış olan bir kadın var, Rabia Hanım. Rabia Hanım tek bayan evliyadır. Bütün hanımlara örnek olsun, dinleyenler gururlansınlar. Kadın erkekten çok üstün bir varlıktır ama bunu maalesef bilmiyor. Bunu kendisine anlatmak ve kadının o temiz güzelliklerinin politikaya, yaşam içerisine geçmesi lazım ki kesinlikle. Dünya kurtulsun. Lenin'in evet. Çok güzel bir sözü var. Kadın olmadan devrim olmaz, devrim evet. Olmadan kadın kurtulmaz. Ama benim sevgili evet. Babam bunun üzerine şöyle bir şey ekliyor ki gerçek, asıl olan, doğru olan da o. Kadın erkek el ele. Yani kadınlar ve erkekler birlikte bir takım şeylere karşı mücadele vermeliler. Hayata karşı birlikte emek harcamalılar. Sevgiyi birlikte çoğaltmalılar. Ama dediğin çok doğru. Sonuçta... Ve inan ki birbirimiz arasında hiçbir farkımız yok. Evet. Siz bizden daha üstünsünüz fakat bunu bilmiyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Mesela erkekler için işte duygusal değil derler. İşte ağlamaz derler. Duyguları katılmıyorum. Hayır. En iyi şiirler erkekler tarafından yazılıyor. Evliyalar, enbiyalar, peygamberler. Aynı zamanda en iyi aşçılar bile... Tabii. Hatta erkeklerden oluyor. Bir de bakalım en iyi şarkıların
Bestecileri de acaba erkekler mi? Ezgi için ne yazılmış acaba? Bu şarkıyı evlenirken biz nikah günümüzde hazırladık. Öyle mi? Şahane. Gerçekten. Efendim reklama gideceğiz herhalde, değil mi? Reklamlarda mı acaba sıra? Acaba reklamlarda mı sıra? Reklamlar. Reklamlardan sonra muhteşem üçlüyle İskender Doğan, Ezgi Doğan, Derşan Doğan ve Tuğba Özay Show'da Tuğberk Bora ve Tuğba Özay'la az sonra tekrar buradayız. Dedik ve yeniden geldik efendim. Tuğba Özay Show, Tuğba Özay ve Tuğberk Bora'nın sunumuyla son hızıyla devam ediyor. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz olabilir efendim. Bu geceki konuklarımız Türk pop müziğinin efsane ismi İskender Doğan ve onun çok değerli oğlu müzisyen Derşan Doğan ve gelini Ezgi Doğan. Bütün Doğan ailesi burada. Harika. Efendim isterseniz bir de telefon. Tabii 0212 alan koduyla 556-88-70. Ne oldu? Telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi ben diyorum ki babadan dinledik, oğuldan dinledik. Bir de Ezgi'den bir keman dinletisi yanında tabii. Tabii. Nasıl bir proje düşünüyorsunuz şu anda? Evet. Babamın bir bestesi var ve ben onu çok severek söylüyorum. Bir toz olsam kirpiğinde diye. Bir toz olsam kirpiğinde. Kaybolmaktan da öte. Ağlasan akar gider, aşk yoksa özünde. Yaprak sararır gider, gece olur gün biter. Yakıp yıktın ya beni, bu yürek de biter. Hadi bakalım bir dinleyelim. Başladı. Portofino, deniz dalgaları. Aynen. Yakıp yıktın ya beni, bu yürek.
yürekte biter. Yalan deseler, geçer deseler, kanıma geçti bu sevdan, hiç sözü dinler. Unutursun deseler, sarılır gider, gece olur gün biter. Yakıp yıktın ya beni, bu yürekte biter. Yalan deseler, geçer deseler, kanıma geçti bu sevdan, hiç söz mü dinler? Unutursun deseler, aldırma deseler, senin besteni söyle, ben senin besteni söyleyeyim. Muhteşem. Şimdi ya cevap vereyim mi? Akdeniz esintisi vardı. Ama biz o ruhu taşıyoruz zaten. Yani ulusumuzun insanları böyle sevecen, misafir için. Mesela köydeyken biz misafir odamızda misafir takımımız vardı. Nerelisin abi? Bursa Karacabey Dümbeköy'ü. Çok güzel. Şimdi Yol Ağzı oldu adı. O misafir geldiği zaman onlar açılır, onlar ikram edilirdi. Misafir gelmediği zaman Allah'a şöyle dua edilirdi. Allah'ım nasıl bir kusur işledik de bize artık misafir gelmiyor. Bir cevap geliyor mu şimdi bu şarkının üzerine? Yani işte Akdeniz havasından oraya geldik. Akdeniz ikliminde böyle yani bu iklimin insanları, Anadolu insanları diyelim daha doğru... yüzyıllardan beri insani, insan olma açısında müthiş bir geleneğe sahipler. Evet. İletişim zekası bilmem. Büyük şehirlerde bu kaybolmuş olabilir ama ben yine de diyorum ki Anadolu'muzda çok güzel insanlar kaynıyor. Evet. Bundan evet. Eminim. Biz bir de aşkımızı göstermeyi seviyoruz. Yani Akdeniz insanı sıcak insan olduğu için sinirini de uç noktada gösteriyor. Sevincini de uç noktada gösteriyor. Gerçi isimler geçer, şarkılar kalır. Evet. Bence bu şarkı da çok yoğun bir aşktan sonra bestelenmiş bir parça. Oo. Bunu askerdeyken besteledim ben. Kimeydi bu beste? O sırrı. Aile sırrı. Tamam, o kadarına gelmiyoruz ama bu şarkının üzerine şarkıya bir cevap şarkı tamam. Bekliyoruz. Ama oğlumun bestesini söyleyeceğim. O şahane. Onun yazdığı da şu yolcu. Hepimiz bir yolcuyuz. Hani Veysel'in, Aşık Veysel'in dediği gibi iki kapılı bir an gidiyorum gündüz gece. Oğlum da bu yolculuğu anlatmaya çalışmış. Hemen gitarımı alıyorum. Evet, bu gitarlar da galiba bir alınca oluyor bir şeyler. Durma yoluma karşı
insanlara yakışır uzaklar, yolcu olanlara yarışır uzaklar. Bir şey olamaz. Çok güzeldi. Çok yani duygulandık. Ağzınıza, yüreğinize, emeklerinize sağlık. Bu koltuğa elim takılıyor. Akor değiştiremedim. Yalnız şimdi baba oğulun aynı mesleği icra ediyor olması ve tabii bir de gelin de girdi artık. Bir de annem var. Anne piyanist. O da konservatuvar mezunu. Evde sürekli bir resital var o tabii. Zaman. Şimdi ben de babamla böyleyim. Benim babam da biliyorsun yazar İskender abicim. Biliyorum. Ve 38 tane kitap yazdı. Binlerce şiir yazmış bir insan. Örneğin benim ilk iki albümde de babamın şarkıları da var. Onun sözlerini yazmış olduğu eserler. Ben de müziklerini yapmıştım. Baba oğul çalışmak nasıl bir duygu? Yani ben şimdi babamla hani babamın bir eserini besteliyor olmaktan inanılmaz böyle gururlanıyorum, onur duyuyorum. Bir şey başarmış olmak çok büyük bana ne haz dedi, biliyor musun? Veriyor. Ben ilk onun şarkısını söylerken baktım böyle bir tuhaf oldu. Ne oldu dedim. Ya dedi senin bestelerini söylemekten dedi gına geldi. İlk defa dedi benim bestemi söylüyorsun. Bu çok güzel bir gurur. Evet. Hakikaten küçüklüğümden beri babamın şarkılarıyla büyüdüğüm için herkes bilmeden önce ben duyuyordum tabii haliyle normal olarak. Bizde de öyle. Ondan sonra şimdi kendi şarkılarının çok tanınmış olmasının dışında benim bir şarkımı söylemiş olması ayrı bir gurur verici benim için. Bana da çok gurur verici. Ya ilk şarkı söyledi, benim parçamı söyledi. Ondan sonra çok hoşuma gitti. Yani bu aradaki elektrik çok başka bir şey. Aslında kelimelere dökülmüyor ama hissediyorsun. Bu çok güzel bir şey yani. Peki kaç kere güzel bir şey dedim bilmiyorum ama. Peki artık. Ezgi buyur. Aslında baba oğul çalışmak gerçekten zor bir şey. Ben de bunu babamla yıllarca yaşadım. Siz bunu gayet iyi başarıyorsunuz. Ben babamın yanında araba bile süremiyorum. Yani. 80 kilometreye geldim hemen kemeri bağlıyor. Dur ne yapıyorsun? Yani ben biraz evvel işte dedim ya. Farkında olmadan bloke ediliyor. Farkında olmadan kendi olmasına izin verilmiyor. Eğer çocuk ben babam gibi olmalıyım'a girdiği an çocuk orada ölüyor. Kendi olma fırsatını ertelemiş oluyor. Çok yüksek sesle kavga eden aileler. Ondan sonra vurup kıran aileler, ondan sonra onların yanında çalışan çocuklar. Mesela ben bir resim gördüm. Çocuk resmini yaparken ağzını yapmamış erkeğin, kollarını da yapmamış. Demiş ki niye yapmadın bunu kollarını? Babası annesine küfredip dövüyormuş. Yani bu kadar sessizce bir protestonun resim olarak ifadesi. Yani biz artık şapkamızı önümüze koyup evlatlarımız için ciddi bir şekilde düşünmemiz lazım. Onların hakikaten doğru yolda olup olmadığını bir sürü kitaplar var. Yani kitap konusunda o kadar şanslıyız ki. Hazreti Google var ya. Evet. Yani Google istiyorsan, amcaya soralım. Evet. Ne istiyorsan sor, öğren ve o çocukları onlarla dost ol, arkadaş ol. Gelişmelerini, nerede olduklarını anlayabil. Ancak bir problem ortaya çıktığı zaman onu anlayabiliyorlar, psikoloğa götürüyorlar. Evet. Bir problem çıktığı zaman olur mu? Yani demek ki o problemi çıkartıncaya kadar o içten öyle kanıyor ki aynen. Orada gelip o zile basınca, o gürültüyü patlatınca o zaman vay ne oldu sana? Çok da komik bir olay var.
Hemen baba diyor ki ha aynı annesi. Annesi diyor ki hayır aynı babası. Yani işten sıyrılmaya çalışıyorlar. Bu evet. Bir sıyrılma işi değil. Biz üçümüz de öğretmeniz. Aynı zamanda gitar dersi, piyano dersi, şan dersi veriyoruz. Yani öğrenciyle birebir yaşıyoruz. Ve çocukların hepsi en sonunda dökülüyorlar biliyor musun? Başlıyorlar annelerini babalarını anlatmaya. Anlatıyorlar ama ben diyorum ki onlar bilerek yapmıyorlar. Öyle nerede, görmüşler. Nerede eğitim veriyorsunuz? İkisi özel bir okulda çalışıyoruz. Söyleyebilirsiniz. Ben Doğa Koleji'nde öğretmenim. Ben de MEF okullarında öğretmenim. Herkese biz Bakırköy'lü Sanatçılar Derneği'nde ders verirken babamla tanıştık evet. Tabii. Babam hala orada. Harika. Aynı zamanda şan eğitimi de veriyorsun İskender abi. Bildiğim kadarıyla özel ders de veriyorsun. Özel ders de veriyorum. Ezgi'cim diyelim ben keman evet. Çalmak istiyorum. Hı-hı. Ne de yakışır. Aslında sahnede gerçekten çok istiyorum bir enstrüman çalmayı. Hatta gitar çalmayı çok isterdim. Şöyle bir John Baez gibi evet. Sahnede olmayı çok isterdim. Yani hani hem şarkı söylüyorum işte artık bir besteci kimliğim de öne çıkıyor. Ama bir de bir enstrüman çalmak herhalde kesinlikle. Müthiş bir ayrıcalık olurdu. Benim annem 50 yaşında keman çalıyor. Ama öğrenene kadar neler çektik. İşte ben de onu soracaktım. İşte aile halkı öğrenene için. Öğrenene kadar neler çekiliyor? Yani bunun bir hani yaşı var mıdır? İşte çocuk yaşta başlarsan daha iyi veyahut da ne bileyim 40 yaşında da 50 yaşında da başlasan öğrenebilirsin. Hobi olarak öğrenilir ama profesyonel anlamda düşünülüyorsa eğer ben mesela 4,5 yaşında başladım. Ama yani ilkokuldan önce veya ilkokul çağında başlanması çok daha iyi olur. Çünkü gelişme çağında parmaklar enstrümana göre şekil alıyor. Belli bir yaştan sonra eklemler bayağı katılaşıyor ve onları bir enstrümana adapte etmek çok çok zor oluyor. Ama her şeyden önce kulağına bakıyorum ben gelen çocuğun. Yani müzik kulağı nasıl? Evet, bu çok müzik önemli. Kulağı iyi olmayan bir insana ben ne kadar istiyorum da dese, isterse dünya paralar döksün ama ben ders vermem. Çünkü ona bir şey veremem ben. Sonradan oluşmuyor hı-hı, çünkü. Hı-hı. Müzik kulağının doğal olarak iyi olması gerekiyor. Tabii parmak yapısının da uygun olması gerekiyor. Profesyonel anlamda düşünüyorsa küçük yaşta başlaması gerekiyor. Küçük ama yaşta dedin. 40 yaşında da öğrencim oldu mesela. Harika küçük yaşta. En geç 11-12 yaşında. Şimdi küçük yaş falan dedin dur lafı şey yapmayalım. Anladı İskender abi lafın nereye gideceğini. Kızım 19 gösteriyorsun. Hani İskender babaya ne zaman torun gelecek? ya. İstiyoruz. İnşallah. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra. 2 yıl, 3 yıl, 4, 5. İnşallah programı annen seyretmiyordur. Kayınvalide. İskender abi, bir an önce torun sahibi olmak istiyorum diyor musun? Hayır. Onlar nasıl düşünüyorlarsa ben razıyım. Peki o da müzisyen olsun istiyorsun? Hayır. Yani müzikle ilgilensin tabii ki. Biz ona eli mahkum öğreteceğiz. Ama müzisyen olmasın. Müzik para doyuruyor mu? Hayır. Müzik karın doyuruyor mu? Para getiriyor mu? Yani müzik para doyuruyor mu? Güzel müzik oldu. Ruhu doyuruyor ama karnı zor doyuruyor. Bak çok sevdiler bunu. Değerli orkestra evet. Evet onlar bir anda böyle coştu. Onlar... Ya eğer gerçekten yerini tutturursan çalıştığın yer çok önemli. Şans. Şans. Katre katre önemli çünkü. Yani biz ne karın doyuruyor mu İskender abi? Çok zor bir iş. Ve bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar nasıl duyarsız oldular biliyor musun? Yani anlatamam. Çok şeyler söylemek istiyorum ama kimsenin kalbini de kırmak istemediğim için susuyorum. Yok babacığım. Şimdi yani, sen 1969 yılında başladın İskender abi. Milliyet 1976 ha evet. İlk Milliyet Gazetesi'nin. Ne yarışmalar. Yarışmasıyla evet. Türkiye'nin en iyi solisti oldum, olarak tabii. Çıktın ve kaç yaşındaydın o zaman? 17 filan. 17 yaşındaydın. Evet. Şimdi örneğin bir sürü yarışmalar yapılıyor. Dershan da hatta 2-3 sene evet, önce O Ses Türkiye'ye katıldı. Ne düşünüyorsun bu yarışmalar için? Yani gençlerimizi sence bir yere taşıyor mu bu yarışmalar? Ben onu düşünmüyorum. Yani sadece kendi programlarını doyurucu olarak kullanıyorlar. Ve yani bu sorunun cevabı çok basit. Bir sürü yapıldı. Birçok kez yapıldı. Ortada kim var? Yarışmadan çıkmış, meşhur olmuş. Kimse yok.
Evet, sorunun cevabı basit. Aklımızda kalan var mı? Yok, bir Abidin vardı bir ara. Yok. Bayhan vardı. Evet. Onlar çıktı ama dediğin gibi hani ben olsam, nereye götürdü hiç. Bunlar çok büyük kanallar. Ben o çocukların peşini bırakmam. Yani düşünebiliyor musun? Aylarca sana ekmek kazandırıyorlar. Aylarca. Ondan sonra büyük bir zevkle izliyoruz. Biz de izliyoruz. Evet. Büyük bir zevkle izliyoruz. Hani bakıyoruz nasıl geliyor olay. Ve sen onu birinci yapıyorsun. Yani halk birinci yapıyor. Ve onun peşini bırakıyorsun. İhtiyacın yok ki paraya pula. Sen onu istediğin kadar destekleyebilirsin. Kasetini yapabilirsin. Kaset artık bitti. CD'sini yapabilirsin. Onu destekleyebilirsin. Onun yükselmesine yardımcı olabilirsin. Hayır. Olay bittiği an bence her şey bitiyor. Derşan, peki sen o yarışmaya katıldığında, O Ses Türkiye'ydi değil mi? Neyi hedefleyerek katıldın? Çünkü sonuçta Türkiye'nin çok önemli yorumcularından, çok önemli seslerinden birinin zaten oğlusun. Müzisyen bir babanın oğlusun. Sence böyle bir yarışmaya girmeye ihtiyacın var mıydı? Yani kendini ispat etmek için mi oradaydın? Yoksa hani belki seni başka bir noktaya taşır düşüncesi. Az önce dedim ya, şans da önemli. Şans faktörü benim hayatımda biraz ben mücadele ederek bir şey yapmayı çok istedim. Daha çok arkadaşlarımla bile konuşurken İskender Doğan'ın oğlu olduğumu yıllarca sakladı. Öğrendiler. Kendi başıma bir şey yapmayı çok hedeflediğim için bayağı arka sokaklardan falan döndüm yani. Bunlar da tabii bana bir acelecilik getirdi. Çünkü o dönemde benim bir projem vardı. Yani albüm çıkarma projem vardı. Bir de bir dizi durumu vardı. Hepsinin ortak noktası da eğer oradan hani dönülürse, bir şey olursa diğerlerini de besler diye düşündüğüm için girmiştim ben O Ses Türkiye'ye. Ama tahmin etmediğim ilginç bir şey oldu. Olsun. Ya bir tek solist anlamında değil, müzisyen piyasası dediğimiz hani bu sanat camiasının her alanında vardır. Ne kadar tanıdığınız varsa ve kendinizi ne kadar methediyorsanız o kadar değer görüyorsunuz. Dirsek temas durumları, evet, biz maalesef biraz fazla mütevazı davrandığımız için, hani kendimizi ön plana atmadığımız için gittiğimiz yerlerde, evet, ben şöyleyim, ben böyleyim, çok iyiyim demiyoruz. Biraz fazla mütevazı davranıyoruz ve karşımızdaki insanlar da herhalde bizi ciddiye mi almıyorlar veya daha farklı insanları mı tercih ediyorlar? O yüzden biz hep mücadele ederek tırnaklarımızla kazıya kazıya ama kafamızı yastığa rahat koyuyoruz. En çünkü biz mücadele bu ederek, evet, hak ederek elde ediyoruz. Vicdanının rahat olması çok çok önemli. Kesinlikle. Ve çok güzel bir duygu. Yani yatağa uzandığın zaman, o gözlerini kapattığın zaman, başka bir dünya ile buluştuğun anda, evet, kesinlikle, şuran rahat mı? İşte bu çok önemli. Ve o enerjiyi yukarıdaki hissediyor zaten. Evet. Görüyor. Yukarıdaki, evet, görüyor. Onun için başkasının görmesine gerek yok. Tuğberk de bak bir yarışmadan çıktı, geldi. Şu anda benimle birlikte televizyon programı yapıyor. Çok güzel bir şans. Evet, geçen sene. Bazılarında dediğin gibi şans faktörü de yani çok önemli diye, evet, düşünüyorum. Örneğin Tuğberk. Yalnız neydi? Ben ilk tanıştığımızda söylediklerimde çok ciddiyim. Yani hakikaten içinde muhteşem bir güzellik var. Beni utandırıyorsunuz. Teşekkür ederim. Utandırmak için söylemiyorum. Yani insanlara hakikaten bir armağan olsun diye söylüyorum. Bu güzellik çok önemli bir şey. İşte mütevazilik, güzel ruh taşımak, kelimeleri insanları kırmamak için seçmek. Ben babamdan öyle öğrendim. Efendilikten güzel bir şey yoktur. Yoktur. Ve daha ilk gördüğüm anda fotoğraf çeker gibi bu cümleleri zaten, evet, söyledim. Evet. Ve biraz evvel moda dünyasına yön veren kardeşimiz de ışığının ne kadar güzel olduğunu söyledi. Ki bunlar çok değerli sanatçılar. Ben diyorum ki aramıza hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Zevk hoş bulduk bize. Çok sağ ol. Zerafetinle, yakışıklılığınla, efendiliğinle. Yani çok teşekkürler. Camiamız çok önemli bir kişilik daha kazanmış oldu. Daha renklendi diye düşünüyorum. Çok sağ ol. Efendim, hemen size ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Evet. Türkiye'deki kredi kartı sayısı Türkiye'deki insan sayısının ortalama 5 katıymış. İnanılır gibi değil ya. Ya ben o kadar çok etrafımda insan biliyorum ki kredi kartı mağduru. Hani ayranı yok içmeye. Aynen öyle. Biz kullanmıyoruz. Gerisini söyleyemiyorum. Şimdi bunu bankalar yapıyorlar. Özellikle veriyorlar. Halkımızı borçlandırmak. Yani bir sistem var.
halkımızı borçlandırmak, ondan sonra ve bir şeylere mahkum etmek istiyor. Evet, maalesef. İnanır mısın, ben istemeden kaç tane kredi kartı giriyor ya. Şimdi kırat abi onları. Hayır, şöyle yapıyorum. Gönder. Küreleştirme sistemi. Hayır, evet. Göndersem onun başına ne geleceğinden korkuyorum. Ondan sonra, çünkü benim bir arkadaşım vardı, bilgisayardan dolandırıldı ve kendini öldürdü, intihar etti. Ne diyorsun? Tabii yani böyle çok insan var, dolandırılan, işte önce Trojan gönderiyorlar, senin Alpi numaranı alıyorlar. Bu konuda hemen bir uyarıda bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yine bir tanıdığımızın başına geldi. Lütfen telefonlarla sizi arayan insanlara kesinlikle telefonda alışveriş ya da işte kredi kartı, şifreniz, numaranız vesaire bilgilerini sakın ama sakın vermeyin. Kendini polis olarak tanıtanlara da inanmayın. Tabii yani anneme, ciddi bir dolandırıcılık sektörü anneme var. Anneme bir telefon geliyor. Ondan sonra annemin adı ne? Nihal Hanım. Burası polis teşkilatı. Nihal mi? Nihal annemin adı. Aa, benim diğer adım Nihal. Öyle mi? Evet. Burası polis teşkilatı. Siz PKK'ya yardım ediyor musunuz? Kadın o sırada kapı çalıyor. Diyor ki sakın kapıyı açmayın diyor. Ondan sonra kızım gelecek diyor. Açmak zorundayım diyor, tamam mı? O zaman telefonu hemen kapatıyorlar. Çünkü gelen annem 80 yaşında. Annemi kandıracak. İnanır gibi değil. Uyutacak. Tabii. Ama kız kardeşim bu işleri biliyor. O geldiği zaman onu uyandıracak. Açma diyor kapıyı. İnanılır yani gibi. Daha neler neler. Tabii. Biz Sırat Köprüsü'nden ölmeden evvel geçiyoruz. Öldükten sonra herhalde çok rahat geçeceğiz. Ülkemiz müthiş bir baskı altında. Her maalesef. Yerden çakıyorlar. Her maalesef. Yerden. Maalesef. Ama öyle yürekliyiz ki dayanıyoruz ya. Evet. Başka bir millet olsa yemin ederim dayanamaz. Dayanıyoruz. Türkiye'nin ışıkları dünyada... Bir ülkenin tamamen ışıkları sabahtan akşama kadar başka kesilen bir yer varsa lütfen yok. Beni uyarın. Maalesef. Varsa uyarın. Maalesef, maalesef. Dayanıyoruz. Peki efendim, ben size bir ilginç bilgi daha vereyim. Moraran yerinize 20-30 dakika muz kabuğu koyarsanız morarıklığınız geçecekmiş. Aa, buyurunuz efendim. Çok iyi. Kalbim niye sürekli morartıyordur şu adamı? Böyle bir heyecanlandı ki. Aa bak çok iyi. Kalbim bosmor olanlar da muz kabuğunu yesinler. Sürekli yani morarıyorum diyorsun. Yani Wing Chun hocası. Diyor. Wing Chun değil mi? Wing Chun. Wing Chun. Evet. Ne Chun? Wing Chun. Esas kadınların yapması gereken bir spor ama. Ne Chun dedin arkadaşım? Wing Chun çok bilinen bir spor değil. Wing Chun. Evet. Evet. Yakın Wing Chun. Üstelik de bir kadının bulduğu bir spor. Bulduğu, aynen. Bir şey, dövüş, daha doğrusu dövüş sanatı. Tekniği. Hmm. Dövüş tekniği. Ben bir jiu-jitsu'yu biliyorum mesela, dövüş evet. tekniklerinden. O da işte çok inanılmaz etkili. Hepsi birbirinden etkilidir. Yani bunun daha çok karşıdaki kişiyle daha çok haşır neşir oluyorsun bu sporda. Kimin üzerinde deniyorsun bu sporu? Benim üzerinde. Yani gösteriyorum. Müthiş antrenörlük yapıyor. Hadi vur diyor, kartını alıyor. Öyle sevimli alıyor ki. Şahane. Elini bile uzatamıyor Dershan. Bizimkiler de hemen başladı orada. Çince, Japonca böyle ezgiler geldi yani. Uzak doğu ezgileri. Patlat bir pentotikam. Harika. Bu. Teo harikasın. Benim babamla, şimdi babam ben küçükken eve geldiği anda hemen başlardık böyle, dövüş teknikleri falan öğretirdi bana, acayip alt alta üst üste boğuşur ki ben çok keyif alırım, çok eğlenirdim. Çünkü babam hep tabii beni hani kırmamak, üzmemek için hep sanki yenilir gibi yapıyordu bana. Kadınların öğrenmesi şart. Babam ama hep şunu der. O çok önemli. Önemli olan sokak dövüşünü evet. iyi biliyor olmak. Hani o evet. işte bu noktada sana soruyorum Ezgi'cim. Biliyor musun yani madem bu kadar eşin sonuçta böyle bir sporla uğraşıyor. Uğraşmıyor. Hoca aynı zamanda. Ben ha, bir de antrenörlük var. Eşim evet. bana çok kızıyor. Ezgi hadi gel çalışalım diyor. Ben sürekli çok yorgunum ama kendimi iyi hissettiğimde çalışıyoruz. Sadece bir rutine bağlayamadık. İnşallah öğreneceğim. Öğrendi ama. Yani birazcık. Gereken teknikleri... Örneğin karateden ne çok farkı var? Farklı, çok farklı var. Farklı canım. Karateden... Bize örneğin bir hareket gösterebilir misin burada? Sokak dövüşü bu. Zincir yumruk yap, kaybolma tutayım mı? Mesela. Nasıl oluyor kaybolma?
şöyle bir şey var. Biraz daha dediğiniz gibi sokak dövüşüne yakın. Daha sıcak, daha sıcak dövüşe yakın. Yani bir iki spor, dakika içerisinde bir işi, bir rakibin işini tamamen bitirmek. Çok hızlı. Ama vurduğu yerler çok can alıcı yerler. Şimdi mesela aman ha kimse denemeye kalkmasın da. Ya çok güzel dayak yiyebilirim yani. Şimdi örneğin babam bir teknik göstermiş bana. Küçüktüm hiç unutmuyorum. Buralarınla ellerinin şu kısmıyla sert kısmıyla avucunun şu şakaklara tak diye vurduğun anda karşındakini bayıltma ihtimalin %99. Dikşun onu kullanıyor. Öyle mi? Ha, bu sizin teknikte de var yani. O bütün tekniklerde var zaten. Evet. O çünkü yüzde belirli noktalar var. Bu arada da kameramanları boyunca görmüyorsun. Hepsi birbirlerine şey yapmaya başladı. Herkes başladı herhalde. O yerleri bildiğin zaman zaten oralara daha çok çalışıyorsun. Daha çok zincir yumruğa dayalı. Zaten bu işi çok iyi yapan ustalarımızdan öğreniyoruz. Sevgili Cemil Uylukçu, benim hocam Cevdet Hoca Nişantaşı'nda ders veriyor gibi. Muammer Emniyette. Şahanesiniz. Buyurun. Yani bunun gibi çok önemli kişilerden, yani bu konuda önemli kişilerden. Çünkü çok dediğim gibi bilinmiyor. Hani çünkü bizim neslin bildiği iki tane şey var. Karate, tekvando veya en fazla hani biraz da işte hani kickboks çok meşhur kadınlar arasında bu kickbox sıralar. Kickboks özellikle şu son dönemde bayağı bir kavga dövüş ya müzikten girdi sanattan girdi derken kavga dövüşe geldik efendim. Bir telefonumuz varmış. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hayırlı yayınlar. İyi akşamlar Furkan'cığım. Sensin değil mi? Furkan Bey. Benim abi. Nasılsın canım? Hoş geldin programımıza. İyi abi sen nasılsın? Hoş bulduk. İyi abi sen nasılsın? Furkan'cığım hoş geldin programımıza. Var mı konuklarımıza sormak istediğin bir şey? Öncelikle geldiği için çok teşekkür ediyorum. Canım çok teşekkürler. Hepsinin teker teker ayağına sağlık. Teşekkürler. Salı günleri bizim de yüzümüzü güldürdüğünüz için size de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ ol canım benim. Var mı sormak istediğin bir şey? Furkan heyecan yaptı evet. Şu anda. Furkan'cığım Kayağından bir şarkı çalarsa Siyah Beyaz Bir Aşk Hikayesi İskender Ağzı olabilir. Yavrum hiç ama hiç çalışmadığım yerden sormaya başladın. Furkan'cığım şimdi ben söyledim bir tane. İlk açılışı Kayağan abinden yaptım büyük bir zevkle. Mavilimi söyledim. Evet. Onu hazırlamıştım. Onu yad etmek için unutulmasın diye çok çabuk unutuyoruz biliyorsun her şeyi. İskender 15 abi. Sonra unuturuz. Şimdi yalnız üstadımızla, ustamızla ilgili bir veteremiz olacak. Çok güzel. Onu da bir izlersek. Onu kabul eder misin Furkan'ım? Benden daha anlamlı olacak. Onu bir kere daha canlıymış gibi göreceğiz. Tamam mı Furkan'ım? Tamam. Teşekkür ediyoruz Furkan'cığım. Kabul etti tamam. Diliyoruz. Sağ ol iyi geceler. Evet. Veterimiz hazırsa Kayahan ustamızla ilgili veterimizi evet izleyebiliriz. Bizimkisi alev gibi biraz
harel gibi, zil kesi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz benim gibi biraz, ateşle su dikenle gül gibi. Bizimkisi roman gibi biraz. Bu güller senin için, bu gönül ikimizin. Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima. Bu güller senin için, bu gönül ikimizin. Hiç üzülme. Ustamızın, değerli büyüğümüzün anıları ışık olsun. Geride kalanlara, sevenlerine sabır diliyorum. En çok üzüldüğüm bir olay var. Kendisine doktorlar demişler ki biz seni şu kadar paraya kurtarırız. O da demiş ki o benim bütün hayatım boyunca kazandığım paranın tümüdür. Onun için istemiyorum. Ben bunu beni seven aileme bırakacağım deyip bence ölümü tercih etmiş. İşte insan böyle şeyleri duyunca bu nasıl bir anlayıştır, bu nasıl bir insanlıktır diye yerimde duramıyorum. Kaldı ki İskender abi, evet. Kayahan devlet sanatçısı. Ne öyle olursa değil olsun mi? İnan bana kadarıyla. Böyle hayır, bir durumda. Hayır, benim demek istediğim, evet. Şimdi zaten bana göre sosyal devlette olması gereken sağlık hizmetlerinin ve eğitimin parasız olması yönünde. Ama şimdi karşımızdaki insan aynı zamanda bir devlet sanatçısı ve onun tüm tedavi masraflarının karşılanması gerekir. Gerçi bu konuyla ilgili çok da bilgi sahibi değilim. Hani acaba bir destek aldılar mı? Bir şey söyleyeyim mi? Destek meslek yok da bilgi sahibi olmana gerek yok. Eğer bir gelişmişlik varsa, bir çağdaşlık varsa, eğer bizim göz bebeğimiz kadar değerli bir insan söz konusuysa, Berkant abimiz Selçuk Ural aracılığıyla çok ünlü bir hastaneye tavsiye edildi. Hastane o bizim canımızdır dedi. Bütün her şeyini o hastane yaptı. Şimdi gururlu olan kardeşlerimiz haklılardır. Gururlarından dolayı böyle bir şey söyleyemezler. Söyleyemezler, buna fırsat bırakmamak gerek. Evet. Derhal ekiplerini gönderip, derhal insanlarını gönderip, durumunu araştırıp, ne yapılabilirliği evet. söylenmeden, ya bugün en iyi iyilik bir insanı kırmadan yapılan iyiliktir. Öyle gururlu insanlar var ki, onların biz kapısına yiyeceklerini asar, kapısının zilini çalar kaçardık. Evet. Kimden geldiği belli olmazdı. Bilinmez. Böyle güzel insanlar var. Evet. Ondan sonra iyilik böyle yapılır. Şimdi geçenlerde hani demin sosyal medyadan bahsettik. Evet, sosyal medya bir noktada insanların duygularını belki köreltiyor, belki ilişkileri kopartıyor ama bir noktada da doğru kullanıldığı zaman esasında çok da güzel şeylere hizmet edebiliyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde bana bir mesaj geldi.
çocuk bizi ya. İskender abi. Evet. İnsanlarımız yani o kadar hiç olmadık şeylere de muhtaç kalabiliyor ki bir takipçimiz engelli bir evladı var ve çocuk bezi alması gerekiyor. Özel bir bezmiş bu. Benden rica ettiler. Yani tabii hani ben de sonuçta nereye kadar cevap verebilirim? Hani ömür boyu çünkü ihtiyacı olduğu belli. Hani bu noktada esasında yapılması gereken, sağlık hizmetleriyle ilgili yapılması gereken ciddi atılımlar var. Bir kişinin üzerine değişimler olması gerekiyor. Farkındaysan hep bir kişinin üzerine yıkıyorlar işi. Halbuki böyle bir topluluk olacak. İşte sivil toplum örgütleri bu işe yarıyor. Ben birçok hayatımın %70'ini sivil toplum örgütlerine adadım. Panik Atak Derneği sırf panik atak için 5 kuruş para almadan Cem Radyo'da 1 sene program yaptım. Milyonlarca insanın hayatının kurtulmasına sebep oldum. Ne kadar güzel. Ve yanımda sürekli olarak ama yani ne kadar dayanabilirim? Evet. Bak 5 kuruş para almadan 1 yıl Fransa'da intihar etmek üzere olan bir kızımızı kurtardık. Türk kızı. Gece saat 12 ile 2 arası. Kaç kişinin hayatını kurtardı? Bir Karadeniz'i açtı. Tedo Yaz Çandar abi daha bu söylediklerin hepsi bende var. Ben şimdi panik atak mıyım dedi. Ay ne ondan güzel konuştun öyle. Dedim ki panik ataksın. Dedim ne yapıyorsun? Ketirdim dedi Türkiye'den dedi rakıları dedi içip. Oldum bu sefer dedi daha alkolik. Peki dedi niye gitmiyorsun? Ay İskender abi çok güzel konuşuyorsun. Niye gitmiyorsun dedi psikoloğa. Dedi Çin'de psikoloğa gidilir mi? Çin çan çon çun. Yani üstüne nasıl çuğlanıyorlar biliyor musun? Altında evet. Ezilip gidiyorsun ya. Evet maalesef. Şimdi Kayahan bana söyler mi? Başka arkadaşına söyler mi? Benim bu kadar bir rakam benim hayatımı kurtarabilir. O da bilir. Ama helal olsun. Yani bu organizasyon yapılabilinir. Evet. Ama neden bekleniyor ki? Evet. Elinde kalır diye korkuyor herkes. Maalesef. O açıdan çok sanatçı arkadaşım, büyüğüm öldü ve boş da öldüler. Ben mezarlıkta mezar satın almak için bana para gönderilmesini beklediğim sanatçılar var. Düşünebiliyor musun? Böyle oturuyorum zincirli kuyun yanında bir banka var. Orada bekliyorum. Bana para gönderiyorlar. Gidip mezarını alıyorum. Ve cesedini oraya getiriyorum sonra. Yani bunları isim vermeden geçiyorum. Onlar ölseler bile onurlarına ve gururlarına saygımdan ötürü bir şey söylemek istemiyorum ama bilinsin sanatçı çok zor yaşıyor. Evet. Çok zor yaşıyor. Ya düşünebiliyorsun en güzel bestesini söyler. Bana böyle yapıyorlar. Hadi İskobe bir şarkı söyle. Tam alıyorum gitarı başlıyorlar konuşmaya. Kapatıp hemen koyuyorum. Ne oldu diyorlar. Ya siz benden niye şarkı söylememi istediniz ki? Siz zaten kendi aranızda konuşuyorsunuz. Konuşuyorsunuz beni zaten dinlemiyorsunuz. Efendim yani, şu anda hattımızda bir telefon varmış. Başta. Bir izleyicimiz varmış. Onu fazla bekletmeyelim. Bakalım tamam. Kimmiş? Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Ünal Emizyürek. İskender Bey'in çok güzel arkadaşıyım. Harika. Hoş geldiniz programımıza. Ünal benim İstanbul'da tutunmamı sağlayan, bana platform olmuş, abi olmuş ilk insanlardan biridir. Harika. Benim ilkimdir. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İskender'cim merhaba. Canımsın. Merhaba. Ya seni gördüm çok sevindim. Baş tacı. Hele delikanlıyla beraber görünce daha da keyiflendim. Kızımı unutma. Kıskanır hemen. Evet, evet, evet. Sen Kuşadası'nda yaşıyorsun değil mi? Evet İskender'cim orada yaşıyorum. Harikasın. Seninle geçirdiğim o güzel günlere... Bana yaptığın o destek, o dostluğa binlerce defa teşekkür ederim. Sen onları hak ediyordun kardeşim. Eyvallah. Çok ünlü bir reklamcıdır aynı zamanda. Başarılar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Kuşadası'na. Selamlar, sevgiler. Ben de Kuşadası'nda Tatil adlı bir şarkımın klibini çekmiştim. Kuşadası'nı çok severim. Kuşadası dedik. Sen, bize hadi bir şarkı da sen söyle be. Alacağım. O zaman evet ben de bir Kayahan bestesi. Şu yüzün mikrofonun zarafetini de şöyle bir görsünler. Teşekkür ederim. Evet.
dönüp durmayı. Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayı. Korkuna girip yalnızlığım vurmayın yüzüme kartalleri. Korkuna girip teşekkür ederiz. Aslında plansız, programsız, provasız oldu. Ne güzel. Ben esasında bunu sadece bir gitarla seslendirmeyi tercih ederdim. Çünkü en son Kayan abiyle İbrahim Tatlıses'in İvo Show programında beraberdik. Ve orada bu parçayı birlikte seslendirdik. O gitarını çaldı. Ben de söylemiştim. Allah rahmet eylesin. Provanız olsaydı der şu an çalardı olsun. Ama senin hani en ufak bir hatada o güzel duygularını rencide etmemek için çalışmış olduğun kendi grubundan. Çok teşekkür ederim. Ama yine de eşlik etti. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi eşlik etti dedik. Bu üçlü en yakında nerede sahne alacak yakın zamanda? Var mı plan, proje? Plan var. Bütün her şeyimiz hazır. Orkestramız hazır. Şarkılarımız hazır. Ama ya hazır olan, hazır olmayan yer sorunu var. 2-3 tane yer var. Bunlardan bir tanesiyle konuşacağız. Karar verme aşamasında. Yani havalar biraz ısınsın. Hmm. Ondan sonra mekanlar biraz ısınsın. Buradan mekancılara duyurulur efendim. Mekanlara duyurulur. İstanbul'un gözde nadide, hatta artık yaz da geliyor. Bodrum, evet. Antalya, Kuşadası. Yani hepsi olabilir. Dediğim evet, gibi. Oralarda da. Hatta festivallere de gider bence bu üçlü. Tuğberk Bey de sunucu olarak olur. Ben de ben de ekipten olurum. Ben de solist harika olarak yer alırım. Çok güzel. Tamam olur. İşte beşli hazır. Paket program veriyoruz. Beşi bir yerde. Beşi bir yerde. Gerşan'ın da bütün her şeyini kendimiz karşıladık. Çok güzel bir klip çekti. Şimdi onu konuşacağız. Şarkısının adı Janti. Janti, bir Janti'yi dinlesek mi? Dinleyelim. Bir Janti klibi de var bildiğim kadarıyla. Evet. Çok da güzel bir klip çektin. Çok kimle güzel çektin? Şimdi Bahadır Tatlıöz. Evet. Gene aranjör Bahadır Tatlıöz. Beslesi. O da aileden galiba. O da ailemizden. Hep böyle aynı ekipler hani dışarıya yok. Aynen, o da bizim aileden gibi oldu zaten. Ama o dünya çapında bir aranjör. Evet, yani. Evet, şahane. Çok önemli bir adam. Janti'miz hazır mı acaba Janti'miz? Janti'miz hazırsa... Janti, neden janti? Hani bu bildiğimiz janti ya, çok jantisin evet falan. Bildiğimiz janti biraz da dilde kalsın istedik. Yani janti nedir diye sorsunlar istedik aslında. Biraz değişik bir şeyle başlayalım dedik. Söz müzik... Çünkü soruyorlar bu janti ne demek ya falan gibi. Söz müzik yine Bahadır Tatlıöz'e ait. Klibi de ona ait. Düzenlemedi. Her şey ona ait. Kaça mal oldu? Bulaşık, çamaşır hepsi. Ay nasıl olsa teknik kişi de toplanmış ya, ona göre bir indirim yapmışlar. O şeyden dolayı yani yarattığı bir olayın hakimiyetini başka ellere kesinlikle teslim edemediği için. Başladığı işi bitirmiş. Evet evet, bazı evet bazı insanlarda öyle var bir karakteri bu. Hani her evet şeyi A'dan Z'ye o yapmak yani benim istiyor. Benim resmimi bile yani geldi dayanamadı stüdyoya, şuradan şöyle olacak böyle işte tamam bu dedi ve resmimi bile çekilirken yanında durdu. Harika. Direkt... Ama demek ki o kadar sahip disiplinli, sahip o kadar olması sahip çıkıyor. O zaman bir janti diyelim mi bakalım? Diyelim. Janti evet gelsin. Değerli izleyicilerimiz şimdi
sevgili Derşan Janti şarkısıyla sizlerle. Yaşadığını zannedip hayatı kaçıranlar adına. Hep şanti olmak istedim. Bu yolda ne haltlar yedim. Bir gün bir baktım hepsi boş. En güzelini giymek istedim. Çok param olmalı dedim. Bir gün bir baktım hepsi boş.